Herkese merhabalar. Bugün Toyota Pro ST ile birlikteyiz. PSA grubu ile ortak üretilen bir araç olan Pro ST ülkemizde satışa sunulmaya başlandı. Şimdi dilerseniz gelin aracın tüm detaylarını birlikte bakalım. Evet, Pro ST artık ülkemizde satışa sunulmaya başlandı. Anahtarından başlayalım. PSA grubundan tanıdığımız bir anahtar olsa da Toyota logosuyla kendi imzalarını atmışlar. Şimdi baştan ben bir şey söyleyeyim mi? Bu ön tasarım bence çok iyi. Zaten biliyorsunuz bu platformu üretilen Berlingo, Rifter, işte Combo hepsi aynı platform, aynı araç. Ön tasarım dilleri markaların kendi tasarım diline göre oluyor. Ben bunu daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bu platformda Rifter ve bunun arasında kalırdım. Bunun da fiyatları gayet güzel. 200 bin TL'den başlıyorlar. Bu dolu paketi tabii. Passion X-Pack. Şöyle arabayı açalım ve başlayalım isterseniz. Ön taraftan başlayacak olursak burada farlarımız var. Halojen aydınlatmalı farlar. Ve şöyle farları yakalım. Gördüğünüz gibi farlarımız halojenmiş. Aşağıda sis farlarımız var. Piyano bilekli kapalı bir panjurumuz ve ortada Toyota logomuz var. Yine ön tarafta park sensörlerini görüyorum. Burada plakalığımız yer verilmiş. Şöyle yan tarafa doğru geçmeden önce kaputta kısa bir kaput kullanılmış. Tampon kaputa gelecek hasarı engellesin diye. Araç kilitli bu arada kendini kapıları açmadığımız için. Motor kısmı da böyle 1.5 dizel Peugeot Citroen grubundaki motor. Motor yerleşimi aşağıdan, bu biraz değişik geldi ama güzel duruyor, fena değil. Motorda iyi. Yan tarafa gelecek olursak burada gam metal renkli 17 inçli alüminyum alaşım jantlarımız mevcut. Rengi çok hoş, tasarımı da beğendim açıkçası. Dağılmaz işlerimiz, yine yalıtımlarımız var. Yan tarafa devam edecek olursak daha önce çektiğimiz Berlingo videosuyla hatırlayacaksınızdır bu tasarımı. Şurada kromlu bir detayımız mevcut. Yanında Pro ST test aracı olduğu için yazısını yazmışlar. Arka camlarımız açılıyor. Arka camlarımızda karartma var. Üstte de gri bir tavan barımız var. Aynalarımız katlanıyor. Şöyle arabayı açınca açıldılar. Gördüğünüz gibi kilitleyince de kapanıyorlar. Kapı raylarımız yine gizli. Arka tasarımına yavaş yavaş geçelim. Ben şöyle aşağı ineyim. Arkada yine kardeşlerinden tanıdığımız bir tasarım mevcut. Stoplanmaları yine Berlingo'da ve Combo'da gördüğümüz stoplanmaları. Toyota yazımız, Toyota logonu da Pro ST yazımız büyükçe belirtilmiş. Arkada park sensörlerimiz var. Burada geri görüş kameramız var. Bu cam açılıyor. Yine diğer kardeşlerinin dolu paketlerinde olduğu gibi. Burada iki tane buton var. Diğerini bulayım. Şöyle basıyorsunuz. Ve bu cam açılabiliyor. Böylece bagaja kolaylıkla erişim sağlayabiliyorsunuz pandizot kısmından. Pandizotu kaldırarak da bagaja erişebiliyorsunuz. Bu camı sonra yavaşça kapatıyorsunuz. Bagajı açalım. Tabii camı kapatamadım. Sonra bagajı açalım. Elektrikli bir bagajımız yok. Yine diğer kardeşlerinden tanıdığımız gibi. Ama burada güzel bir kaplaması var. Kedi de hatırlarsınız. Kontrol plekti. Burada plastik. Burada bir tutma kolumuz var. Bagaja geçelim yavaş yavaş. Burada gördüğünüz gibi Berlingo'nun boş paketini görememiştik. Bunu da görmemiz iyi oldu. Modutap diye geçiyor Citroen'de. Burada da ek yükleme alanları olarak. Ön taraftan da şöyle göstereyim. Erişim var. Ama bu araçta da var. Bu ara bölme. Bu ara bölme olduğu için önden ulaşamıyorsunuz. Ama bu ara bölmenin olayını anlatayım ben size. Avrupa araçlarında bu ara bölme muayenede bir zorunluluk. Arkayla önü ayırması için. Ama ülkemizde böyle bir zorunluluk yok. Biz 8 yıldır hafif ticari kullanıcısıyız. Böyle bölmemiz de yok. Ve muayeneden rahatlıkla geçiyoruz. Hafif kusur bile yazılmıyor. Bunu sökebiliyorsunuz. Zaten şurada nasıl söküleceğini ve aletini de koymuşlar. Bu pandizot katlanıyor böyle. Ve öne doğru gidiyor. Bu da güzel bir şey. Bizim arabada mesela bunu söktüğün zaman koyacak yer yok. Dışarıda bir yere koyman lazım. Bu da aniden gelişen durumlar için güzel bir özellik. Burada bir 12 voltluk soketimiz ve bir bardaklığımız var. Bu aracın 7 kişilik versiyonunda yurt dışında mevcut, ülkemizde olmasa da. Ondan kalan 2 adet bardaklık var burada. Burada bir ışığımız, bir lastikli bölmemiz var. Yine reflektör koymak için burası bu arada. Yine pandizotu aşağıya alabiliyorsunuz. Ve 20 kaç yazıyor burada? 25 kilogram yükleyebilirsiniz diyor. Burada bir oyuğumuz var. Onun haricinde bagajda bir şey yok ama bagajın sundukları şeyler güzel. İçerideki
malzeme kalitesi de güzel. Eşik zaten düz. Burada da stepneyi indirebilmemiz için bir vidamız var. Şimdi şunu geri kapatalım. Evet. Bagajımızı da koldan çekelim. Ama çok ağır bir bagaj değil. Güzel. Mesela bunda vakum yok. Kedi de vardı. Çok dert mi? Değil. Burada depo kapağımız var. Bu araç dizel bir araç zaten. 1.5 100 beygir. 130 beygiri var mı bilmiyorum. Onu da yazarım ekrana. Yavaşça arka kapıyı açalım ve arkadan. Hadi önden başlayalım bu sefer. Şöyle ön kapıyı açalım. Kapı üstlerimiz sert plastik. Üzeri güzel bir malzemeyle kaplanmış. Burası yumuşak kumaş kaplı bir kol dayayacağımız mevcut. 4 cam otomatiğimiz, ayna ayarlarımız burada. Arabanın içi de çok sıcak. Ve bu arada bakalım şu özellik var mı? Evet. Gördüğünüz gibi buna basılı tuttum ve 4 cam birden açıldı. Burada arka cam kilitlerimiz mevcut. Kapı kolumuz krom ve burada tercih edilmiş. Verdiği hissiyat da güzel. Genişçe bir kapı içi gözümüz mevcut. Her şeyi koyabilirsiniz gayet rahat. Burada da bir oyuk var. Güzel. Burada arka çocuk kilitlerini ve şerit takip özelliğini görüyorsunuz. Bu ne? Bu ne şimdi? Hemen söyleyeyim. Şurada gördüğünüz gibi bu araçta heads-up display var. Heads-up display'in kontrollerini de buradan yapıyorsunuz. Ve farklı yükseklik ayarımız da burada. Şurada bir Twitter'ımız var. İç mekanın geneline şöyle bir bakalım ve aracın içine doğru geçmeden önce gördüğüm bir şey söyleyeyim. Isıtmalı koltuk mevcut. Bütün ayarlarımız manuel. Isıtmalı koltuk olması da güzel. Şimdi şöyle yavaşça aracın içine geçelim ve oturalım. Buradan devam edelim. PSA grubundan alışa geldiğimiz hız sabitleme kolu burada. Direksiyonumuz, şuraya anahtarı koyayım. Direksiyonumuz Citroen Berlingo'dan tanıdığımız direksiyon. Şu kontağı açalım. Camları çekeceğim. İçeride pişmem umarım. Tek cam açık kalsın. Şu kontağı açık kalsın. Tamam. Citroen Berlingo'dan alışa geldiğimiz direksiyonu mevcut. Bu direksiyonun tasarımı güzel. Toyota logosu da güzel yerleştirilmiş. Ben beğendim. Niye Citroen'den geliyor demedim. Yakışmış. Deri bir direksiyonu var. Burada sesli komut özelliği var. Basalım. Akıllı telefon sesli komutuymuş. Sesli komut özelliğimiz var. Ses açma kapatma butonlarımız ve gösterge kontrollerimiz var burada. İşte şerit takip asistanını görebiliyoruz. Hızımızı gösteriyor. Yandım. Yine Citroen'den alıştığımız ortalama tüketim, sürüş süresi ve menzili gösteren bir ekran var. Bu biraz tabii test aracı olduğu için kullanılmış. 12.2 litre diyor ve yeni bir araç. Böyle genel anlamıyla yol bilgisayarımız var. Ekranlarda Citroen'den alıştığımız okunaklı, güzel ve renkli olduğu söylediği, şuradan da gördüğünüz gibi tablet anlamından renkli ama siyah beyaz ağırlıklı. Buraya geldiğimiz zaman 2 adet havalandırma üflecimiz var. Dörtlü butonumuz ve kapı kilitlerimiz mevcut. Burada da otomatik bir klimamız var. Çift yönlü. Start stop özelliğimiz var. Elektrikli park frenimiz var. Burada ufak bir gözümüz ve eco modumuz var. Ve burada kablosuz şarjımız var. Pardon. Bu arada burada kulaklıklarımız da var. Onu da söyleyeyim. Ekrana bakalım. Burada gördüğünüz gibi radyo. Şöyle basalım. Araç ayarlarını yapabiliyoruz buradan. Araç parametreleri dersek gördüğünüz gibi navigasyon yok bu araçta. Buradan menüye geçebiliyorsunuz. Ayarlar yapabiliyorsunuz ve telefona geçebiliyorsunuz. CarPlay, MirrorLink ve Android Auto varmış bu araçta. Ekran Citroen, arayüzü Toyota. Güzel bir ekran var burada. Malzeme kalitesi sert. Şurada da bir gözümüz var. Malzeme kalitesinin sert olması normal bu arada. Burada güzel bir gözümüz var. Şurada bir oyuk var. Burada da torpidomuz mevcut. Torpidon derinliği de güzel. Burada 230-220 voltluk bir priz varmış bu arada. Bunu da görmüşken söyleyeyim. Burada Citroen'den gördüğümüz vites seçicimiz ve manuel modu var. Burada güzel bir geniş ferah ferah bir göz var. Derin. Burada da halı kaplaması var. Citroen Berlingo'dan bildiğimiz gibi bizim çektiğimizde yoktu. Bunun da olması güzel oldu. Kol dayamalarımız böyle tekli. Gördüğünüz gibi. Tek kol dayamalarımız var. Yukarı doğru çıkalım. Burada aynalarımız aydınlatmalı. Güzel bir aynamız var. Burada aydınlatma kontrollerimiz ve sunroof'un elektrikli perdesi mevcut. Burada kemer
uyarı ışıklarımız. Şurada da küçük bir detay ama güzel arkayı gösteren küçük bir aynamız var. Burada güzel bir rafımız var. Bu aydınlatmalı ve eşya gözü olarak da kullanabiliyorsunuz. Birazcık cam tavanı baltalıyor ama fonksiyonelliğini göz önünde bulunursanız güzel bir şey. Şöyle yavaşça arkaya doğru geçelim. Şimdi arkaya geçeceğim. Arkaya geçmeden 3 tane bağımsız koltuk var. Bu güzel bir şey. Koltukları da yine böyle tek parça şeklinde yatırabiliyorsunuz. Ama şu demir olduğu için dik dayı, bu demir olmasa daha geriye gidecek bu koltuklar. Onun izlenimi var. 3 ayrı ISOFIX desteği var. Bu da güzel bir özelliği. Bindikten sonra burada bir masamız var. Bu kedidekinden kullanışlıymış bak. Çok rahatlıkla inip kalkabiliyor. Kedideki bu kadar rahat değildi. Açık açık söyleyelim. Burayı indirdikten sonra bir cebimiz var. Bu da güzel. Koltuklar rahat. Biraz baldır mesafesi kısa, bir de sırtlığı dik dedik. Şimdi sırtlığının dik olması dedi. Şu arka bölme. O bölmeyi çıkarırsanız sırtlık biraz daha yatacaktır. O zaman rahat olacaktır. Onun haricinde ben burada yaşam alanı olarak rahatım. Baş mesafem çok iyi. Diz mesafem bir SUV kadar. Burada cam tavan içeriği ferahlatıyor. Bunun perdesi de şurada bu arada. Şu aradaki bölme biraz kapatıyor diyebiliriz ama onun da fonksiyonelliğini düşünürsek fena değil. Burada havalandırma üfleşlerimiz var. Arka klimamız mevcut. 4 kademeli havasını ayarlayabiliyoruz. Aşağıda bir oyuk ve bir USB şarjı var. Şaft tünelinin olmaması ve koltuğun bağımsız olmasıyla birlikte üçüncü kişi de burada rahat oturabilir. Sadece şöyle bir şey var. Üçüncü kişinin baş mesafesi bu ortadaki raftan dolayı biraz azalıyor olabilir. Onun haricinde bir boğukluk, bir sıkıntı yok. Arka dönemden genel bakışımızı atalım yine her zamanki gibi. Arka cam kontrolleri burada. Arkada bir perdemiz var. Bir kapıyı açma kolumuz burada. Ufak da bir eşya gözümüz var. Böyle arkası da. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Toyota ProST'ye baktık. Artılarını, eksilerini ele aldık. Burada da bir tane bulabildik zaten. O da bu. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.